Merhabalar arkadaşlar. Bir eğitim kurumlarının hazırlamış olduğu uzaktan ders eğitimine hoş geldiniz. Bugün sizlerle küre konusunu işleyeceğiz. Kürede iki tane formül vardır arkadaşlar. Birincisi kürenin alan formülü, diğeri de kürenin hacim formülü. Ve alan formülü ve hacim formülünü şöyle büyükçe bir yazalım. Çünkü bu çok önemli, aşırı derecede önemli. Yani sizin için bu konuda şu iki formülü öğrenirseniz eski bilgilerinizle, geometri bilgilerinizle bütün küre sorularını çözebilirsiniz kısaca. Söylemem gerekirse. Birisi alan formülümüz 4 pi r kare, diğeri de hacim formülümüz 4 bölü 3 pi r küptür. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Ve video bitene kadar sürekli çoğu soruda alanı ve hacim formüllerini sürekli yazacağım ben size. Devam edelim şöyle. Bir de ara kestimiz var. Bu da birkaç soruda karşınıza gelecek. En az 4-5 soruda göreceksiniz. Eğer siz bir küreyi keserseniz arkadaşlar, orada oluşan ara kestiğimiz bir daire olur. Ve bu dairenin yarıçapı, kürenin yarıçapı ve merkezleri arasındaki uzaklığa baktığınız zaman, şöyle bir renk değiştirirsek, burada bir tane Pisagor üçgeni oluşur. Yani kısaca şöyle düşünelim. Büyük küre dediğimiz hipotenüsümüz kürenin yarıçapı, küçük küre ve iki merkez arasındaki, yani biz şuna kürenin merkezi, şuraya da ara kesit olan dairemin merkezi dersem, aradaki mesafeyi de h dersek, h kare artı r kare eşittir kürenin yarıçapının karesini verir. Zaten size de burada formülü yazmış. Unutmayın, her zaman siz bir küreyi kestiğiniz zaman ara kestiğimiz her zaman ve her zaman daire olmak zorundadır. Zaten dairenin de alanının pi r kare olduğunu biliyorsunuz. Devam edelim sorudan önce. Bir de arkadaşlar, eğer siz yarım daireyi ya da tam daireyi, fark etmez, en kötü ihtimal diyelim, yarım daireyi AB etrafında 360 derece döndürürseniz sizin karşısına bir tane küre çıkartacak ve bu küre de bizim zaten konumuzun ana maddesi olacak. Kürede dediğimiz zaman arkadaşlar, bu dairelerin ister buradan ister buradan aynı yarıçap uzunluğuna sahip olan bütün dairelerin, yani sonsuz tane dairenin aslında ortak olan merkezlerinin birleşimiyle oluşan cisimdir. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle ilk sorumuzla, yüzey alanı 300 pi santim olan kürenin yarıçapı kaç santimdir diye sormuş. Alan formülümüzü hemen hatırlayalım. 4 pi r kareydi. 4 pi r kare 300 pi ise pi'ler birbirini götürdü. 4'e bölersem her iki tarafı, r kare eşittir 75. R'yi bulmak için her iki tarafı kök içine aldım. R de buradan ne geldi arkadaşlar? 5 kök 3 olur. Aslında isterseniz buradan bir de hacim bulalım. En azından sorulmamış ama biz sorulmuş gibi bir de hacmi bulalım. Hacmimiz neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r küptür. Zaten formülü yazdıktan sonra gerisi sadece sayıları ve küpünü alması kalıyor. 4 bölü 3 pi r küp dediğim 375 kök 3 gelir 5 kök 3'ün küpü. Sadeleştirmeleri yaparsanız 125, 125 ile 4'ü çarparsak da 500 kök 3 pi bizim cevabımız olur. Tabi bu hacimdi. Hacim sorarsa eğer bunu yaparız. Ama zaten bize yarıçapı sormuş. Yarıçapta ne çıktı? 5 kök 3 gelir. Devam edelim ikinci soruyla. Yarıçapı 2 kök 3 santim olan kürenin hacmi demiş. Direkt hacim formülünü tekrar tekrar yazalım. 4 bölü 3 pi r küp. Hacim eşittir 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r'nin küpü. Yani 2 kök 3'ün yarıçapımızın küpü nedir arkadaşlar çarparsak? 24 kök 3 yapar. 3'ler sadeleşti, 8 kaldı. O zaman ne oldu? 32 kök 3 pi cevabımızdır. Zaten kaç pi'dir diyorsa asıl cevabımız ne olacak? 32 kök 3 santimetre küptür diyeceğiz. Devam edelim diğer soruyla. Bir küre merkezinden 4 santim uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Karşınıza çok gelecek arkadaşlar. Hemen bir tane küre çizelim. Şöyle merkezini de belirtecek şekilde. Çünkü her zaman merkezden ne geçiyordu? Daireler geçiyor. Şöyle merkezden 4 santim bir düzlemle kestiğim zaman şurada da ne oluştu arkadaşlar? Bir tane dairemiz oluştu.
ve unutmuyorsunuz, dairenin merkezi ile kürenin merkezleri direkt alt alta gelir, aynı doğru üzerindedir. Buradan sonra bize verilenleri yazalım. Merkezden 4 santim uzaklıkta demiş. Yani şu aradaki hani H dediğim, konuyu anlatırken H dediğim kısım 4. Ve bize dairenin alanını vermiş. Yani şunun alanı 9 pi'ymiş. Biz bunun alanını pi r kareden bulmuyor muyuz? Pi r kare 9 pi ise pi'ler birbirini götürdü. R buradan kaç geldi arkadaşlar? 3 mü gelir? Bizim ara kestiğimiz olan dairemizin yarıçapı 3 geldiyse burada bir dik vardır ve bizim küremizin yarıçapı kaç oldu? 3, 4, 5 geldi. Bizden yüzey alanını istemiş ama ne zaman? Kesilmeden önceki yüzey alanını istemiş. Yüzey alanını da biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şuraya alan dersek 4 pi r kare formülünden buluruz. 4 pi r dediğimiz 5'ti. 5'in karesi 25. Cevabımızda ne geldi arkadaşlar? 100 pi olur. Yani bu şekilde rahatça yapabilirsiniz. Bununla alakalı tabii daha birkaç tane daha soru çözeceğiz. Şimdi baktığımız zaman bir top dondurmamız varmış ve dondurma kabın tam üzerine gelmiş. Yani dondurmanın yarıçapıyla, o küre olan dondurmanın yarıçapıyla bizim silindirimizin yarıçapı birbirine eşittir. Çünkü tam uç noktaları, yani şuradaki en büyük dairemiz silindirin dairesiyle aynıymış. Devam edelim. Şimdi o zaman bu ikisinin hacimleri nedir birbirine? Eşit midir? Bir hacimleri eşitleyelim. Biz küremizin hacmini nereden buluyorduk? 4 bölü 3 pi r küp. Silindirimizin hacmi taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Ve taban alanı da pi r karedir. Pi r kare çarpı h, yani 8 diyebiliriz ve bunlar birbirine eşit. R kare ile r küpün iki tanesi birbirini götürdü. Pi ile pi birbirini götürdü. 4 r bölü 3 eşittir kaç oldu? 8 mi geldi? Yani kısaca 4 r eşittir 24. 4'e bölersek her iki tarafı, r eşittir kaç oldu arkadaşlar? Buradan 6 geldi. Ancak direkt şıklarda 6'yı işaretlemeyin. Çünkü silindirin size neyini sormuş? Çapını sormuş. Çap 2 r olduğuna göre o zaman cevabımız ne geldi arkadaşlar? 12 geldi. Yoksa bu kadar emeğimize yazık olurdu. Devam edelim isterseniz diğer sorumuzla. Yine ne yapmış aslında? Çapı 16 birim olan bir küre bir düzlemle mi kesilmiş? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine bir küremizi çizelim. Şöyle merkezini de belli edelim. Zaten şunu çizin de direkt hafiften bir küre şeklimiz hani gözümüzde canlanmaya başlıyor. Buradan sonra merkezinden şöyle bir ara kesitte düzlemle kesersek oluşan cisme biz ara kesit deriz. Ve şurası ne oldu arkadaşlar? Bir tane daire mi oldu? Ve bu dairenin merkeziyle şöyle biraz daha kalın yapalım. Dairenin merkezine O, küremin merkezine M diyeyim. Bizden ne istemiş, ne sormuş bize? Bir de ona bakalım artık. Demiş ki çapı 16. O zaman bizim merkezimizin yarı çapımız, küremizin yarı çapı 8. O zaman biz hemen şuradaki Pisagor üçgenini oluşturmak için şuradaki yarı çap aynı yarı çaptır. Orası da 8 oldu. Ve kesitin alanına 39 pi demiş. Pi r kare 39 pi ise pi'ler birbirini götürdüğü zaman r buradan ne geldi arkadaşlar? Kök 39 gelir. Biz ara kestiğimiz olan O merkezli dairemizin yarı çapını kök 39 bulduysak zaten biz isterseniz şuraya da bir k diyelim ve şunu şöyle bir alıp rahatça bir görelim. Dairemin merkezi. Hemen şurayı sildim. Küremin merkezi ve şu K noktası. Kök 39, 8 ve zaten bizden istediği de düzleme olan uzaklığı değil mi? Yani şuradaki haşı istemiyor mu? Arkadaşlar haşın karesi artı kök 39'un karesi eşittir bize 8'in karesini verecek. Gerekli işlemleri yaptığınız zaman haş kaç gelir arkadaşlar? 5 gelir. Devam edelim diğer sorumuzla isterseniz. Yukarıda verilen kürenin içine taban yarıçapı 3 birim olan dik dairesel silindir şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buraya kadar bir sorunumuz yok. Sadece bir silindirimiz var. Kürenin içine yerleştirilmiş. Ve silindirin taban çemberleri küre yüzeyinde olmak üzere. Yani sadece şunları demek istiyor. Şunu 4 noktanın değdiğini söylemek istiyor. Ve en önemli bilgi silindirin hacmini mi vermiş bize? Silindirin hacmini biz nasıl biliyorduk? Pi, hatta V silindir diyelim. P
pi r kare çarpı h. Biz r'nin zaten 3 olduğunu biliyorsak, o zaman r'ye 3 verdiğimiz zaman 9 pi h nereye eşit oldu? 54 pi'ye mi eşit oldu? Pi'ler birbirini götürdüğü zaman arkadaşlar, pi'ler birbirini götürdüğü zaman 9 h eşittir 54. H buradan kaç geldi arkadaşlar? 6 mı geldi? H 6 ise, h dediğimiz kısım zaten silindirimizin yüksekliğidir. Bu küremizin merkezi, bu h'ı ne yapar? Hani çemberde uzunluktan hatırlarsanız arkadaşlar konusunda merkezden TT kirişe gelen dik kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. Aslında bunu da düşünebilirsiniz hafiften, yani bu aklınıza gelse çok güzel olur. Bizim h'ımız 6 ise o zaman 3'e 3 diye ayrıldı. Devam edelim. Burası da 3. O zaman şuramız da 3 oldu, yani merkez arasındaki mesafe. Bizim silindirimizin kullanarak küremizin yarıçapını kaç bulduk arkadaşlar? R küre dersek 3 kök 2 geldi. Kürenin yarıçapını bulduktan sonra zaten hacmini istemiş. Yine yazıyoruz. Ne yazıyoruz arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r küp mü yazdık? 4 bölü 3 zaten sabit. Pi'miz de sabit. R küp, yani 3 kök 2'nin küpü. O da ne gelir arkadaşlar küpünü aldığı zaman? 54 kök 2 geldi. 3'ler 54'ü sadeleştirdi. 18 kaldı. 4 kere 18'den de 72 kök 2 pi bizim küremizin hacmi olur. Kolayca bu şekilde bulmuş oluruz. Devam edelim isterseniz diğer soruyla. Şimdi ne yapmış? OB etrafında 360 derece döndürürsek, zaten şöyle döndürdüğümüzü hayal edelim. Şöyle bir çizersek nokta nokta. Burada arkadaşlar ne oluşuyor baktığınız zaman? Yarım bir küre mi oluştu? Bu yarım kürenin yarı çapının biz 12 olduğunu biliyorsak hacmini bulmakta ne yapacağız? 4 bölü 3, yine yazalım formülü, yine yazalım ezberleyin çünkü 4 bölü 3 pi r küptür. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp, 3 kök 2'nin küpüne geldi, az önce bulmuştuk, 54 kök 2 geldi. 3 54'ü götürdü, buradan 18 geldi. Yani bizim bütün küremizin hacmi, burada dikkat ediyoruz buna, bütün küremizin hacmi 72 kök 2 pi geldi. Ancak bizden istenen ne? Yarısı mı? Yarısının hacmini arkadaşlar 2'ye bölersek 36 kök 2 pi bizim cevabımız olur. İşte bu kadar basit. Devam edelim diğer sorumuzda. Yazı özleyenler için bir kalkış sorusu gelmiş. AB çaplı olmak üzere hacmi 18 pi birim küp olan yarım küre. Bak, yarısının hacmi 18 birim küpse o zaman bütün biz bir kürenin hacminin ne olduğunu biliyoruz. 36 pi olduğunu biliyoruz. Ve hacim sorusu, yine hacim yine hacim. Yani ne olacak? 4 bölü 3 pi r küp 36 pi'ye eşit oldu. Şöyle bir renk değiştirelim. Sadeleştirmeleri daha rahat görmenizi istiyorum. Pi'ler birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4 r küp eşittir 108 oldu. 4'e bölersem r küp ne geldi arkadaşlar? 27 gelir. Buradan da küp kökünü aldığınız zaman her tarafın r kaç geldi? 3 mü geldi? Bu olayın aslında küre ile alakalı olan kısmıydı. Bizim r'lerimiz 3'e 3 ise biz şöyle çektiğimiz zaman, çünkü bize AC'yi kaç vermiş? 1 mi vermiş? AC'ye 1 yazıyorum. Şöyle farklı bir renk alayım, açık bir renk alayım. Şöyle görmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Hatta aslında gönlüm beyaz almak istiyor. Burası 1 ise burası 1'dir. Ve şuradan dik attığım zaman, işte burası çok önemli. Şöyle de devam ettirdiğim zaman burası da 1. Ve burası ne oldu arkadaşlar? OK diyelim şuraya. OK 2 mi oldu? Burada ne oluştu aslında? Bir ort taban oluşmuyor mu? Yani 3'e 3 o zaman aslında 3'ün 6'ya oranı da diyebilirsiniz. 2'nin 4'e oranı. Ve biz BD'yi istiyoruz. BD kaç geldi arkadaşlar 4 artı 1'den? Cevabımız 5 olur. Güzel bir karpuz sorusu olmuş. Devam edelim. Soru hafiften korkutucu olabilir çünkü burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta olacak. Yani keşke bir tane olsa ama birkaç nokta olacak bu soruda. Şimdi biz yarım bir küremizi şuradan bir tane daha mı yarım küreyle içini oyduğumuzu hayal edin. O zaman biz kalan cismin yüzey alanını bulacaksak öncelikle en dıştaki
yarım kürenin yüzey alanını buluyoruz. E neydi zaten bütün küremizin yüzey alanını bulması? 4 pi r kare. E yarı çapı mı altı verilmiş? Bir bakalım, okuyalım soruyu. Ne demiş? AB çaplı. Ha, AB çaplıysa o zaman yarı çapımız kaç oldu büyük için? Şöyle yaptığım zaman yarı çapım ne geldi? 3 geldi. E küçük için de çapı 2 olduğu için de yarı çapı kaç geldi arkadaşlar? 1 mi geldi? Şöyle farklı bir renk alalım. E biz öncelikle şu beyaz olanı, yani anlıyorsunuz, alttaki bir oval kısmı bulacağız. E 4 pi r kare bölü yarısı olduğu için 2'ye mi bölüyoruz? E r'miz 3'tü. E 3'ün karesi buradan kaç geldi arkadaşlar? 9 geldi. 36 pi'yi 2'ye bölersek ne oldu arkadaşlar bunun cevabı? 18 pi. Biz burayı bulduk. Bir de içerideki oyuk olan kısım var, yani şu kısım var. E oranın da, orası da bir yarım küre değil mi? E orayı da bulalım. Orası da 4 pi r kare. E r'si 1 olduğuna göre 1'in karesi. Tabii bir de neyimiz var? Yarım olduğu için 2'ye mi böldük? Yani buradan da burası da 2 pi mi geldi? E burası dış oval 18 pi, iç ovalde ne oldu arkadaşlar? 2 pi oldu. Ancak unutmamamız gereken bir şey daha var. Şu ABCD'yi şöyle görmeniz için tam karşınıza getireceğim. Şöyle aynı hizada olduklarını da görün. B, A, C, D, şurası da O olsun. Sanki çekte direkt üstten bakıyoruz. Yani hiçbir şey görmüyormuş gibi hayal edin. Ve bizden arkadaşlar aslında şekil, şurada da bir yüzeyimiz yok mu bizim? Bu yüzeyin alanını da bulacağız. E bu yüzeyin alanını nasıl buluruz arkadaşlar? Büyük AB çaplı dairemin alanından CD çaplı küçük dairemin alanını çıkartırsam geriye kalan kısmı bulmuş olurum. O zaman orayı da bir bulalım arkadaşlar. E yarı çapımız neydi? Şurası 3 değil miydi? E o zaman pi r kareden ne geldi burası? Tabi burası derken hani şuranın alanına k, şuranın alanına da d dersek ne oldu arkadaşlar? L artı k, k artı l ya da ne oldu? 9 pi mi oldu? E biz sadece k'yı bulalım çünkü bizden istediği neydi? L'nin alanı değil mi? E k'nın alanı da pi r kareden yarıçap 1 olduğu için 1'in karesi 1, 1 pi geldi. Ve çıkartırsak o l ne geldi arkadaşlar? Az önce boyamış olduğum kısım 8 pi mi geldi? E biz 18, 2 pi ve 8 pi'nin alanları toplamı bize toplam yüzey alanını verir. E toplayalım, 18 pi artı 2 pi artı 8 pi, bunların hepsini topladığım zaman 28 pi ne oldu arkadaşlar bize? Yüzey alanının tamamını vermiş oldu. Çok dikkat etmeniz gereken bir soru, geldiği zaman çoğu kişiyi götürebilecek tarzda bir sorudur. O yüzden bu sorudan şimdilik ders çıkartmamız gerekiyor. E devam edelim. Bir kürenin merkezinden 3x santim uzakta bir düzlemle kesilmiş. Sürekli bir küreyi kesiyoruz. O zaman bir küremizi çizelim. E düzlemimizi de gösterelim. Hani kesildiği zaman artık şöyle bir şey oluştuğunu biliyoruz. Şu da bizim neyimiz? Küremizin merkezi değil mi? E kesilen düzlemin merkezi, küremizin merkezi. Şuna O, şuna M diyelim. Bize dediklerini şimdi uygulamaya başlayabiliriz. Önce şeklimizi çizdik. Merkezinden 3x santim uzaklıkta, yani şurası neymiş arkadaşlar? 3x, hani h demiştik ya. Kesildiğinde elde edilen ara kesit, ara kesiti zaten biliyoruz. Bu sefer neyi istemiş, vermiş bize? Çevresini vermiş. O zaman bunun çevresi, bir çemberin çevresi ya da bir dairenin çevresi nedir? 2 pi r değil mi? 2 pi r nereye eşit oldu? Şunun yarıçapına r demiş olduk artık. 8x pi mi oldu? Pi'ler gitti, 2'ye böldüm, r ne geldi? 4x mi geldi? 3, 4, 5, 3x, 4x. O zaman ne oldu arkadaşlar bizim küremizin yarıçapı? 5x gelmiş oldu. Kürenin yüzey alanını vermiş. Yarıçap biliyorsak yüzey alan formülünü bir daha yazıyorum. 4 pi r kare bize neyi verir? Alanı mı veriyor? Arkadaşlar 4 pi r kare dediğim yarıçapımız 5x olduğuna göre 5x'in karesi, isterseniz şunu büyük r'ye yapıp şunu da büyük r'ye eşitleyelim hani daha iyi görün diye. 25x kare eşittir ne oldu? 400 pi mi oldu arkadaşlar? Pi'ler birbirini götürdü. 4 kere 25 100 yapar. Her tarafı 100'e bölersem x kare eşittir 4. X eşittir kaç geldi? 2 geldi. Ancak bizden bunu da istememiş. Yani adam soruyu uzattıkça uzatmış. O zaman soruyu ne kadar uzatırsa biz de o şekilde çözeceğiz. Çözelim. Bize demiş ki ara kesitin alanı. Ara kesitin yarı çapı kaç oldu arkadaşlar? 4x değil miydi yarı çap? Yarı çap 4x'e, x'i de 2 bulduysak 8 mi oldu?
Biz alanımızı bulalım. Alanımız da neydi arkadaşlar? Pi r kare değil mi? Pi r kare. R 8 ise o zaman asıl bizim cevabımız ne oldu? 64 pi santimetre küp. Onu ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. Sonuçta burada hani şıklarda size santimetre küp yazmaz ya da santimetre kare yazmaz. Rahat olun. Hani direkt cevabı bulduğunuz zaman şıkla işaretleyebilirsiniz. Devam edelim diğer soruyla. Taban çapı ve yüksekliği birbirine eşit olan bir dik koninin dışına çizilebilecek en küçük hacimli küre mi demiş? O zaman bir tane dik koni çiziyoruz. Şöyle bir tane dik koni çizdik ve bunun çevresine bir tane küre çizmemizi istemiş. Çizelim küreyi. Tabi birebir de aynı olmayabilir. Önemli olan şekle yaklaştırmak zaten. Bizim neyimiz birbirine eşitti? Taban çapı ve yüksekliği. Buraya biz r'ye r dersek yüksekliğimiz ne geldi kısaca? 2r mi geliyor? Ve şurada da ne oluştu? Bir tane dik mi oluştu? Tabi biz o r'yi çok fazla kullanmayacağız. Şöyle bir renk değiştirelim. Ve bize bir şey demiş. En küçük hacimli kürenin yüzey alanını mı vermiş? Kürenin yüzey alanını verdiyse 4pi r kare değil miydi? Sürekli zaten yazdığımız formül. Pi'ler birbirini götürdü. Dörtler de birbirini götürürse burada ne kaldı? R kare 25. R kare 25 ise R ne oldu arkadaşlar? Tabii ki büyük R'den bahsediyorum. 5 oldu. Küremizin yaklaşık olarak merkezini şurası seçersek burası 5. Aynı şekilde şu seçtiğim kırmızı da 5 oldu. İsterseniz bir renk daha değiştirelim. Görün. Burası ne geldi arkadaşlar? Tamamı 2R'ydi. 2R eksi 5 geldi. Burası R oldu. Ben şurayı şuraya çizmek istiyorum sağ tarafa daha rahat görmeniz için. Burası 5. Burası R. Ve sol yükseklikte 2R eksi 5 mi geldi? Biz R'ye 4 dersek, çünkü isterseniz Pisagor'dan gideceksiniz. Yani R'nin karesi, hani ben onu yapmayacağım ama en azından bir görmeniz için. 5, 2R eksi 5'in karesi artı R'nin karesi eşittir 5'in karesi. İster buradan gidin, isterseniz de R'ye 4 verdiğiniz zaman ne geliyor karşınıza? 2 kere 4, 8, 8'den 5 çıkarttık. 3, 4, 5 mi geldi? Yani biz koninin taban yarıçapının artık kaç olduğunu biliyoruz? 4 olduğunu biliyoruz. Ve bize neyi sormuş? Dik koninin hacmini. Dik koninin hacmini bulalım. Dik koninin hacmini de en azından hatırlatmış olalım. Neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Çünkü arkadaşlar piramit ve koni gibi sivri uçlu cisimleri 3'e bölmek zorundayız. Devam edelim. Pi çarpı r'ye 4 demiştik. 4'ün karesi 16. H'ımız bizim 2r değil miydi? Çünkü ne demişti soruda bize? Çap ile taban çapı ile yüksekliği birbirine eşit. Taban çapı 4, 4 daha 8 yaptı. O zaman yüksekliğimiz de 8 geldi. Bölü 3 diyoruz. Yani cevabımız ne oldu? 16 ile 8'i çarparsak arkadaşlar kaç geliyor oradan? 128 pi bölü 3 bizim cevabımız olur. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekilde yarıçapı 3,2 santim olan küre biçimindeki portakalın yarısının görüntüsü verilmiş. Yani bizden yarım portakal zaten yarım küredir. Bu yarım portakalın kabuk kalınlığı 2 milimetre olduğuna göre içinin hacmi kaç pi demiş. O zaman aslında 2 milimetre demek, hiç bunu görmeyin. 2 milim demek 0,2 santim demektir. Diyor ki kabuk kalınlığı 2 milim. Yani 0,2 buradan, hani düşünürsek, hani şunu biz içi olarak düşünelim. Kabuk kalınlığı 0,2 buradan. 0,2 de buradan gitmiyor mu? Ancak merkezinden bize neyi vermiş? Taban yarı çapını vermiş. Yoksa işlemlerimiz uzardı. Şuranın tamamı 3,2. Burası da 0,2 santim ise aslında bizim yarıçapımıza ne kaldı arkadaşlar? 3 santim kalmıyor mu? Biz yarıçapımızı biliyorsak o zaman hacme geçelim. Hacmimiz neydi? Yine yazıyorum. 4 bölü 3 pi r küp. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r'ye 3 demiştik. 3'ün küpü ne geldi? 27 geldi. Sakın bunu buldum diye sonuca sevinmeyin. Çünkü bizim portakalımız yarımdı. Yani yarım da küreydi. O zaman ne yaptık? Cevabımız 36 değil de bunun yarısı olan 18 pi'dir. Evet, bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Güzel bir örnektir.
Dikkat edilmesi gereken bir örnek. Aslında hafiften içinde yamuğu da barındıran bir örnek. Hatta çemberi, teğeti de barındıran bir örnek. Burası şu noktadan, şu bizim bir çemberimiz sonuçta. Burası 4 ise o zaman şurası da ne oldu arkadaşlar? 4. Şu noktadan yine bir teğet 1 ise burası da 1 oldu. Yani şuranın tamamı ne geldi? 5 mi geldi? Eğer bunu gördüyseniz bu kısmı en azından silelim. Çünkü ben biraz daha açık yazmak isteyeceğim soruyu. Karalamak istemiyorum bu kadar. Baştan bir daha başlayalım. Siz nasıl olsa biliyorsunuz nasıl olduğunu. Şurası 4. Şurası da ne oldu arkadaşlar? 1 mi geldi? Şu bizim neyimiz? R, R, 2 R'miz değil mi? Aynı şekilde buna paralel çekersek burası dik olduğu için burası da diktir. Ve burası H diyelim isterseniz. O H 1 geldi. Devam ediyorum. Geriye ne kaldı? H, L diyelim. Burası da 3 oldu. Burası da ne geldi? 2 R mi geldi? Biz şuraya da M dersek H, M, L üçgenimizi alırsak arkadaşlar M, L 5, H, L 3, burası da 2 R, 3, 4, 5 olduğu için R'miz ne geldi arkadaşlar buradan? 2 mi geldi? Bizden yine neyi istemiş? Bu topun yüzey alanını mı istemiş? Yüzey alan formülü 4 pi R kare. Ezberlediğiniz zaman zaten gerekli işlemler diğerleri yapıldığı zaman direkt sonuç olarak R yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4, 4 kere 4, 16 pi bizim topumuzun yüzey alanı olur. Devam edelim diğer örnekle. Yarım küre içine taban yarıçapı 3 birim ve yüksekliği 8 birim olan. Arkadaşlar az önce bu sorunun benzerinden yapmıştık hatırlarsanız. Şuradan çekersem şurası 4'e 4 olmadı mı abi? Burası da 4. O zaman biz şurayı 3'ü devam ettirdiğim zaman BE 6, OE 4. O zaman bizim yarıçapımız ne geldi? Farklı bir renkle alayım. Çünkü görmenizi istiyorum. Önemli bir şey. Burası ne geldi arkadaşlar? 6'nın karesi artı 4'ün karesi bize R'nin karesini vermiyor mu? Yani kısaca R ne geldi arkadaşlar? 36, 16 daha 52, kök 52 yapar. Devam edelim. Bizden demiş ki yarım kürenin tüm alanı. Öncelikle bir hani oval diyordum ya işte orası. Orası bizim bütün yüzey alanının yarısı olmuyor mu? Dışta kalan. Öncelikle onu bulalım. Bütün yüzey alanı az önce yaptık. 4 pi r kare ancak yarısı olduğu için bir de 2'ye mi bölüyorsunuz mecburen? Şöyle rengimizi değiştirelim. R kök 52 ise 4 pi kök 52'nin karesine geldi arkadaşlar. Kare kökü götürdü 52 bölü 2'den. Bunları sadeleştirirsem 2 yani 104 pi bizim dış oldu. Daha cevabı bulmadık sakın. Bir de en son arkadaşlar şuradaki en altta kalan yani siz alttan baktığınız zaman şöyle bir tane ne oluşacak? Daire oluşmayacak mı? Merkezimiz yine o ve yarıçapımız neydi arkadaşlar? Kök 52 miydi? Yarıçap kök 52 ise o zaman biz bunun alanını pi r kareden bulmuyor muyuz direkt? R dediğimiz 50 kök 52 kök 52'nin karesi 52 pi mi oldu? Ve bu ikisinin toplamı yani bununla 104 pi'nin toplamı bize cevap verir. O zaman cevabımız ne geliyor arkadaşlar? Topladığımız zaman 156 pi olur ya da birim kare olur, pi birim kare olur da diyebiliriz. Evet, son sorumuza geçiyorum. Artık bitiriyoruz. Çünkü küre zaten normalde hani çok kısa bir konudur. Ben sadece mümkün olduğu kadar bol örnekle daha fazla tekrar etmenizi istiyorum. Şimdi 3 tane ne atmışız biz bir silindirimizin içine? Bilye mi atmışız? Ve 3 bilye sadece 1 santim mi farkı arttırmış? Yani yüksekliğimizi arttırmış. O yüzden taban alanı çarpı of artan 1 santim yüksekliği alırsak. Hani şöyle düşünelim, eskisi buydu. Artan 1 santim yüksekliği alırsak taban alanı çarpı 1 dersek biz 3 tane bilyemizin toplam hacmini bulmuş oluruz. Bulalım pi r kare çarpı h. Ama bu h hangi h arkadaşlar? O 1 birim sadece yükselttiği miktar. Pi r kare dedik. R 12 ise 144 çarpı 1. Yani 3 tane bilyemiz hani biz 3 bilyenin hacmi diyelim. 3 bilyenin hacmi dersek 3 bilyenin hacmi ne geldi? 144 pi mi geldi? Cam bilyelerin yarıçapı demiş. O zaman biz bir tanesini bulacağız. 1 bilye diyorum. 1 bilyenin hacmi ne oldu? 1 bilyemizin hacmi 3'e böldüğüm zaman 48 pi mi geldi? Tabi bilyemiz 1,
küre olduğu için, hani küçük bir miske de diyebilirsiniz, bilye de diyebilirsiniz. O zaman arkadaşlar bunun hacmini biz bulduğumuza göre hacim formülünü uygulayalım. İsterseniz farklı bir kalem alalım. 4 bölü 3 pi re küp eşittir 48 pi'dir. Pi'ler birbirini götürdü. 3 ile çarparsak 4 re küp eşittir 144 geldi. 4'e böldüğüm zaman re küp ne geldi arkadaş buradan? 36 geldi. Her tarafı en son küp kök içine alırsam aslında bizim re'miz ne çıktı arkadaşlar? Küp kök 36. Kötü bir sonuç ama yapacak bir şey yok. Her zaman sonuçlar güzel gelecek diye bir şey yok. Küre konusunu burada bitirmiş oluyoruz. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar okulumuzda buluşmak dileğiyle. İyi günler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.